Ben Fahri Düzenli, kameraman İsmail Genç'in çekimiyle ilçemizden Kıbrıs Barış Harekatı'na iştirak eden ve gazimiz olan Behram Bekşen'i ile ilgili kısa bir belgesel yapacağız. Behram Bekşen. Ben Behram Bekşen, Kıbrıs gazisi. Önce Kıbrıs'la ilgili tarihi bir bilgilendirme yapalım. Akdeniz bölgesinde günümüzdeki sıcak çatışmaların devam ettiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu 2. Selim döneminde de aynı şekilde Venedikliler Akdeniz'de Osmanlılara büyük huzursuzluk yaratmaktaydı. Osmanlı Padişahı 2. Selim, Lala Mustafa Paşa komutasındaki deniz kuvvetlerimizi Venediklerle çarpışmaya gönderdi. Ve 1571'de Kıbrıs Osmanlı tarafından alınır. Yönetimi feodal bir yönetim olan Kıbrıs'taki millet sistemi yönetimine geçilir. Padişahın fermanı ile Kıbrıs'a Türklerin yerleştirilmesine geçilir. İskan yapmaya başlanır. Ve 1745, yaklaşık 200 yıl sonra Kıbrıs'taki Türklerin nüfus oranı %75, Rumların %25'tir. Ancak 1878 miladi tarihi olarak eğer alırsak, hicri tarih olarak ele alırsak 1293 yılı. 1293 olduğu için bu savaşa 93 harbi de denilir. 1877-78'de Ruslarla yaptığımız savaş. Ancak Osmanlı bu savaşı kaybeder. Ta İstanbul'a kadar Ruslar gelir. Ve Ruslarla bir antlaşma yapılmasına karar verilir. Bugünkü Yeşilköy, o zamanki Ayastafanos mevkiinde Ruslarla yapılan antlaşmada Osmanlı İmparatorluğu ilk kez toprak kaybına başlamış olur. Ancak Batı ülkeleri Rusların bu girişiminden endişelenerek Osmanlı tarafında yer almaya karar verir. Osmanlı tarafında yer almak için de Osmanlı'dan Kıbrıs isterlerdir. Ve Batı ülkelerinin Osmanlı'ya yaptıkları bu desteğe karşılık 1878 4 Haziran'da yıllığı 92.799 lira olarak belirlenen bir bedelle Kıbrıs Britanya'ya kiraya verilir. Kendi hakimiyetimiz bu tarihten itibaren Britanya'nın eline geçmiş olur. Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar kendi topraklarımız olduğunu kabul etse de hakimiyet Britanya'ya, Batı Birleşik Devletleri'nin elinde devam eder.
1914-1918 Dünya Savaşı'nda Osmanlı Almanlar tarafında yer alır. Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayılırız. Karşıt cenahta olan İngiltere bu savaş sonrası Kıbrıs'ı işgal eder. Ve dolayısıyla Kıbrıs tamamen Batılıların, İngilizlerin eline geçmiş olur. Bunun üzerine Kıbrıs'ta 1931'den itibaren Rumlar Enosis'i buraya yerleştirmeye gayret ettiler. Yani Kıbrıs'ı diğer bir deyişle Yunanistan'a bağlamak. Ve ayaklanmalar başlar. Bu ayaklanmaların peşinden Kıbrıs'taki Birleşik Devletler hem Türklerin hem de Yunanlıların oradaki bayraklarının ve diğer tanınmış tarihi kişilerinin sergilenmesini ve tarihi dersler, kitapların okutulmasını yasaklar. Bütün bunlara rağmen Kıbrıs'ta Enosis çalışmaları hızla devam eder. 1950'de Ortodokslar Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için bir referandum yaparlar. Ancak Kıbrıs'taki Türkler bu referanduma iştirak etmez. Rumların oylarıyla %90 Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karar verilir. O zamanki Kıbrıs'taki yönetim de bir kısmı bunu istememekti. Yer yer Kıbrıs'ta ayaklanmalar, katliamlar başlamış durumda. Ve Türklere büyük eziyet ve işkenceler yapılmakta. Tıpkı bugün Ürdün ve Filistin'de yapılanlar gibi. Kıbrıs'ta 1955'te EOKA diye bir çete kurulur. Asıl katliamlar bundan sonra başlar. Bunların yaptıkları katliamlara karşı Türkiye tavır koyunca İngiltere'de bir toplantı düzenlenmesine karar verilir. Ve 1960 yılında İngiltere'de Türkiye, Kıbrıs ve yani Kıbrıs adına Yunanistan ve İngiltere'de yaptıkları toplantıda bağımsız bir Kıbrıs devleti kurulmasına karar verilir. Verilen bu kararda o zamanki Kıbrıs'ın lideri Makarios Cumhurbaşkanı olacak, Rauf Denktaş Başbakan olacak ve böylece bir Kıbrıs devleti kurulmuş oluyor. Ancak EOKA'cılar kısa bir zaman sonra yine ayaklanmalarına devam eder. Katliamlar aşırı noktaya gelir. İngiltere'de bir araya gelen Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs Türkler o karar gereği garantör devlet hakkı elde etmişlerdi. İşte Türkiye bu garantör devlet hakkını kullanmak üzere Kıbrıs'a çıkarmaya karar verir. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a yapılan çıkartmada ilçemizden iştirak eden Behram Bekşen Gazi olarak o savaşlardan sonra aramıza döndü. Yıllar geçti. Kendisiyle anılarını dinleyerek geçmişte yaşananların unutulmamasına, geçmişini bilmeyenin geleceğini hazırlayamayacağına vesile olması düşüncesiyle bir
belgesel düzenlemeye başladık. Efendim şimdi gazimiz Behram Bekşen'in kısa özgeçmişinden sonra Kıbrıs'taki savaş esnasında yaşadıklarını ve savaş sonrasını dinleyeceğiz. Buyurun. Behram Bekşen 1953 Trabzon Dernek Pazarı Güney Mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. İlkokulu Dernek Pazarı'nda, ortaokulu Çaykara ilçemizde bitirdim. Bitirdikten sonra muhtelif yerlerde çalışmalara katıldım. Yani iş olarak 1973 yılında 53'e 2 tertip olarak askere gittim. Eğridir, Bolu, pardon, Eğridir Değiştirme Birliği ve eğitim alayında eğitim gördük. Ve orada dağcılık ve ondan sonra Kayseri'ye giderek havacı olarak atlayışlarda bulundum. Hem dağcı hem de paraşütçü olarak Dayanım Acam Birliği'nden Polo Komando Tugayı'na çıktı. Orada askerliğimiz devam ederken 19 Temmuz günü alarm verildi. Herkes tesisatı ile birlikte alayın önünde toplandık. Bolu-Ankara yolu üzerinde otobüsler durdurularak bizi otobüslere bindirdiler. Ve oradan Ankara'ya gittik. Ankara'da bir akşam kaldıktan sonra tekrar Mersin'de bir karargah beklemeye alındık. 20 Temmuz akşamı, daha doğrusu 20 Temmuz sabaha karşı 5'te bazılarımız uçaklarla, bazılarımız helikopterlerle birlikte şu anki Kıbrıs'taki Ercan Havaalanı'nın olduğu yere iniş yaptık. İniş yaptığımız esnada zaten Rumlar bombalarla, muhtelif şeylerle iniş yaptığımız yeri bombalayarak oradaki buğday, arpa tarlaları alevlendi, tutuştu. Önce kendimize bir siber yeri yaptık ve bir toplandı, kısa bir toplandı yapıldı. Dendi ki, buradan beş parmak dağlarına çıkacağız. Tam tesisatlı bir asker normal olarak oraya 8 saatte çıkar dediler. Fakat biz ilerlemeye başladıkça karşımızda işte Türkleri ağaca asmışlar, kulaklarını kesmişler, ellerini kollarını kesmişler, asılı vaziyette duruyor. Hamile kadınları karınlarını yararak, süngüye çocuk bebeği takarak bir vaziyette, hoş karşılanmayacak bir vaziyette. Biz tabii ki onları toparlamaya uğraştıksa da bombardıman devam ediyor. Fazla bekleyemedik. O şeyin bize verdiği heyecanla biz savaşarak beş parmak dağlarına, o Rum mevzilerini geçerek beş parmak dağlarına 4 saatte çıktık. 8 saatlik yeri o heyecanla 4 saatte çıktık. Ama bize olarak harekete katılmazdan önce bir çuval hap koydular önümüze. Dediler işte bu vitamin hapıdır, bunu kullanın. Tabi sonradan bizde cesaret eksikliği yoktu ama cesaret hapı olduğunu söylediler. Tam da cesaretimiz yerindeyken beş parmak dağlarının üstüne çıktık. Ama tekrar Çirne tarafına inmemiz lazım ki oradaki denizden gelen çıkarmalara rahatlık sağlamak için
Oraya inmemiz gerekiyordu. 2,5-3 saat gibi bir şeyde indik. Ama tabii ki Yunan ve Rum gemileri Türk bayrağı takarak kaçtılar. Ama çıkartmaya katılan bir gemimiz o zaman ne Türk bayrağı ne hiçbir bayrak yoktu. Telsiz görüşmelerinde de cevap alınamıyor. Adana hava üstüne bildirildi komutanlarımız tarafından bu şey, durum. Dediler ki o şu anda bizim orada şey gözükmüyor. Tabii ki havan topları ile bilmem ne ile denizde bulunan bizim gemimizi batırmış olduk bilmeyerek. Şimdi burada bir şey belirtelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ordularımızın en büyük çektikleri sıkıntı efendim ulaşım ve haberleşme. Evet. Haberleşme eksikliğimiz bu tür pozisyonlarda en büyük eksiklik olarak anlaşıldı ki haberleşmede gerekli irtibat sağlanamadığı için gemimiz batırılmış oldu. Aslında size verilen bilgide orada bizim gemimiz yoktur bilgisinde verilmesinin de bir yanlışlığı yoktu. Normalde sizin 5 parmak dağlarına, 8 saat derine, 4 saatte çıkmanız gibi o gemidekilerin de orada gördükleri vahşetle efendim gitmeleri gereken hızın daha üstünde bir hızla gittikleri için oraya erken vardılar. Ve dolayısıyla böyle bir sorun yaşandı. Kendi gemimizi ve askerimizi, kendi askerimiz orada batırmak zorunda kalmış oldu. Evet, buyurun devam edin. Tabii biz de Kirne'yi teslim aldıktan sonra bir taraftan da Kazi Magosa'nın alınması gerekiyordu. Ona da Kayseri Hava İndirme Tugayı o istikamete gitmiş. Tabii ki bizim haberimiz yok onlardan yaptığını. Bilahare öğreniyoruz. Kazi Magosa'yı almışlar ve bizim denizden çıkartma yapmamız vesile oldu böylelikle. Ama biz geri dönmemiz icap ediyordu. Mesela Beşparmak Dağları'na, Lefkoşa'ya doğru dönmemiz gerekiyor. Hatta Lefkoşa'da değiştirme alayımız Rumlar tarafından abluka altına alınmış, hareketsiz vaziyette bekliyorlardı. Biz tekrar geri döndük, Beşparmak Dağları'na çıktık. Senhilyar'ın kalesini kendimize karargah olarak yaptık. O karargahtan başımızda 1. Bolu Komando Tugayı, 1. Tabur Komutanı Yarbay Kemal Eruç, hatta kendisinin şu anda öldüyse Allah rahmet etsin, ölmediyse takdirle karşılıyorum. Dünya 74 tatbikatında tağa tırmanmada dünya birincisi olmuştu ya. Boyu biraz kısa idi ama çok cesur bir askerdi ya. Onun emirleri doğrultusunda hareket ediyorduk. Büyük bir konvoyun Bufamendo Kalesi'nden, Beşparmak Dağları'ndan Bufamendo Kalesi'ne doğru hareket halinde olduklarını söylediler. Bizi o tarafa doğru yönlendirdiler. Büyük bir askeri konvoy Rum Birliği. Tabii orada tankları hepsi imha edilerek teslim alındılar çoğusu askerler, tanklar falan hepsi askeri kereçler imha edildi yani orada. Ha, şunu da belirtmek istiyorum. Bugünkü İsrail'de olan durumlar mesela biz vurup kırıp geçtiğimiz yerlerde kadına ve çocuklara, yaşlılara hiçbir şey yapmadık. Yani bize mukavemet gösteren kişilere yapılması gereken neydiyse biz onu fazlasıyla da yapıyorduk. Yani tabii ki çok aşırı derecede tahrik olduğumuz için gördüğümüz manzaralar karşısında
yapılmamış gereken şeylerin de bir kısmını biraz fazlasıyla yapmış olduk yani. Şimdi beş parmak dağlarına tırmandığınız esnada hala daha söylenir. Beş parmak dağlarına çıkması mümkün olmayan efendim bir şeyimiz bizim tankımız. Oraya çıkış şekli ve halen oradadır. Yani bu olayla ilgili bize ne anlatırsınız? Bir, ikincisi söylentilere göre yine Rumlar Beşparmak Dağları'nda sipere yatırılmış olan askerlerini savaşta sıkıştıklarında kaçmamaları için zincirle tanklara bağladıklarını. Bu tür görüntüler sizde oluştu mu? O Beşparmak Dağları'na çıkan ve halen orada olan tankla ilgili bilgilerini bizimle paylaşır mısın? Mesela tabii az önce de söylemiştim. Ercan Havaalanı'ndan Beşparmak Dağları'na çıkarken bizim gözümüz hiçbir şeyi görmüyordu hocam. Yani bu mevzilerde dediğiniz gibi askerler bağlı vaziyette zaten bize mukavemet gösteremediler. Gösteremedikleri gibi kaçamadılar da. Bağlıydı bazıları. Bazıları bağlı değildi. Herhalde üst rütbeli subaylar bağlı değildi ama hepsini esir aldık, teslim aldık. Ha, tanga gelince tankın şoförünü tanıyorum. Bilare şey ettim, tanıştım onunla. Demişler ona ki bu tankı buraya nasıl çıkardınsa tekrar aşağı indirini. Demiş ki o da aynı heyecanı, aynı pozisyonu yaradın, tankı aşağı indireyim demiş. Başka türlü onu indirme mümkün değildir demiş. Evet. Tabii değiştirme alayı abluk altında olduğu için de bir taraftan da biz şeye gitmemiz gerekiyor. Lefkoşa'ya gitmemiz gerekiyor. Çünkü tam esir alınamadılar ama etrafları sarılı vaziyetteydi. Hareket kabiliyetleri yoktu. Mecburen o tarafa istikamet doğrultusuna gittik. Değiştirme birliğini esaretten kurtardık. Yani Rumlardan kurtardık. Tabii ondan sonra mücahitler, oranın mücahitleri bizim değiştirme birliğinin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket etmeye başladık. Tabii ki biz Kıbrıs'ın her tarafını bilmiyoruz. Onlar bize büyük bir yardımda bulundular. Yani öncülük, liderlik durumunda bize güzelce yönlendirdiler. Tabii ki en önemlisi Mehmetçik bölgesi var şeyde, Kıbrıs'ta böyle sivri uçtur öyle ileri doğru gidiyor. Orada askeri yönden çok bir şey bir yer. Orayı da almamız gerekiyordu ve inanır mısınız yarım günde orayı biz esaretten kurtardık. Hepsi esaretliydi zaten Türk vatandaşları. Ama Türk vatandaşları da bizim oraya gitmemizi ve orada savaşmamızı istemiyordular. Çünkü seneler önceden başlayan bir şeyleri vardı. Akrabalıkları Rumlarla kız alışverişlerinde bulunuyorlardı. Türkler dahi bizi şey etmiyordu. Hatta komutanımıza söyledik ya böyle böyle diyorlar diye. Dedi ki çocuklar biz buraya tamam birinci de buradaki Türkleri kurtarmak. İkinci de Akdeniz'de kıta sahanlığımız olsun diye geldik dedi. Tabii ki o zaman kıta sahanlığımızı düşündük ama bugün karşımıza çıkıyor orası şu anda. Bu kıta sahanlığı mevzusu. Peki bir de şeyi soracağım. Biz en büyük zayiatı ilk çıkarmada yaşadık. Uçaklarımızın da aldıkları saldırı, askerimizin aldığı saldırı. Ve onları yanıltmak ve daha rahat bir şekilde adaya çıkabilmek için uçaklardan maketler, asker maketleri
atılarak onların yanıltıldığı o zaman söylenmişti. O nedir? Saman çuvalları, magetler atıldı, şey edildi. Mukavemet ne taraftan geldiğini tespit edildik. Ondan sonra Adana Hava Üssü'ne koordine olarak yer tespitleri yapıldı, bombalandı. Tabii ki havadan da biz büyük bir destek aldık. Yani sadece bizim başarımız değil. Ama biz de gerçekten çan havliyle mücadele ettik, savaştık. Zaten biz oraya ayak bastık, o pozisyonları gördükten sonra bizim Türkiye'ye sağ döneceğimizi kesinlikle düşünmüyorduk hocam. Kesinlikle. Biz ölürüz. O şekilde. Çünkü arkadaşlarımızın yarısı şehit düştü orada. İlk iki gün ağlıyorduk arkadaşlarımız şehit olunca. Sonradan artık psikopatlaştık mı ne olduysa bizim yanımızda arkadaşımız öldüğü zaman hem üzülmüyorduk hem de ya iyi ki biz vurulmamışık diyorduk yani. Böyle düşünüyorduk. Ama gerçekten de üzülüyorduk. Hatta zaman zaman da gülüyorduk. Eskisi gibi ilk çıkarma yapıldığı anda ağlıyorduk, sızlıyorduk, arkadaşlarımız ölüyordu, üzülüyorduk ama artık ne olduysa bize o ağlama pozisyonunu bıraktık kerilere yani. O bir savaş psikolojisi. Evet, bıraktık kerilere tabii. O anda biz tekrar şeye geldik, Bufamendo Kalesi'ne geldik. Bufamendo Kalesi'ne de bir birliğimizi yerleştirdik. Biz Senilerin Kalesi'ne gittik birinci tabur olarak. Fakat alınması gereken yer Güzelyurt. Daha önceki ismi Omorfo. Mesela Güzelyurt'a girdiğimizde hiç unutamıyorum. Bir evin bahçesinde masa kurulmuş, yemeklerin buharları çıkıyor. Yani bizim orada şey ettiğimizi terk ettiler. İçeri girdiğimde iki tane kadın saklanmış ağlıyordu. Hatta kolundan bilezikleri çıkardı. Ne olur bizi vurman diye falan. Tabii anlaşamıyoruz. Biz biraz Rumca biliyorum ben ama 10 kelimeden 2 tanesi bilemedim, 3 tanesi duyuyordu. Ama biz kesinlikle kadınlara karşı hiçbir şeyde bulunmadık. Yani kamplara getirdik çocukları, yaşlıları. Ama onlar bulduğunu şey ediyordu. Mesela benim bir arkadaşım aynı koğuşta yatıyordu. Sesleniyordu. Behram, Behram beni kurtarın. Gelin yaralıyım, yalnızım. Halbuki tabii dolaylı şekilde gittiğimizde Rum askerleri onu o şekilde şey edip de bize bağırtırıyordu, gidelim yalnızım dedi ya, gidelim rahatlıkla gidelim, biz de bu suya düşelim yani. Tabii Omorfo'da, Omorfo gerçekten çok güzel. Ve Omorfo düz ve güzel yer olduğu için mevzilenecek, siperlenecek yerler de genelde evlerle zeytin ağaçları, keçi boynuzu ağaçları arkalarına geçerek siper alıyorduk. O anda bir bombardıman oldu Rumlar ve Yunanlılar tarafından. Bana bir şarapnalı baldırıma denk geldi. Beni Lefkoşa Türk Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada Kıbrıs'a gidenlerin hepsi muharip gazi olarak bugün kabul ediliyor. Ama ben gerçek gaziyim, yaralandım yani. Hı. Ama savaşa katılanları da gazi olarak kabul ediliyor bugün. Ben habire ayağı baldırımda yara olduğu halde illa birliğime gideceğim, birliğime gideceğim, beni bırakın falan. Tabii direniyorum. 14. günde hemşire dedi ki hadi gözün aydın, yarın birliğine gidiyorsun dedi. Tekrar birliğime geldim ben. Birliğim tabii o arada 1. Barış Harekatı'nın anlaşması yapıldı. Ateşkes anlaşması yapıldı.
Tabii bu sulara yattık, şey ettik. Tavuk çiftlikleri bilmem ne vardı. Onlardan bir şeyler yedik falan bilmem ne. Derken hepimiz ishal olduk. Zehirliymişler. Hepimiz ishal olduk. Herkes bir çalının arkasında affedersin ihtiyacını gideriyor. Öyle bir durumdaydık. Ama ben dağıtılan haplarla beraber çabuk toparlandık. İkinci akşamında ikinci barış harekatı başlandı, emri verildi. Lefke'ye doğru yola çıktık. Lefke hala da aynı pozisyondadır. Kesinlikle Rumlarla kız alışverişinde bulunmamıştırlar. Hepsi de gerçek Türklüler. Ama diğer bölgelerdeki Türkler kızlarını vermişler, kız almışlar. Yani yarım şekilde Rumlaşmışlar. Bir şekilde Rumlaştılar. Hala daha Türkleri sevmezler onlar. Ve Lefke'ye girdiğimizde esaretten kurtardığımızda onları son bir yumurtası kalmış, bir parça ekmeği kalmış vatandaşlar hepsini bizim önümüzde döktüler. Yeter ki bizim karnımız doysun, tok olalım, savaşalım. Öyle bir pozisyondaydık. Orada liseye biz karargah kurduk. Hemen lisenin üstünde de barış gücü askerlerinin şeyi vardı. Karargahı vardı. Ama barış gücü askerleri bize değil Rumlara çalışıyordu. Ne olursa olsun Rum tarafını tutuyordular. Haliyle biz o barış gücünün karargahı ile bizim karargah arasında nöbet tutuyorduk. Tabii biz orada karargahta zaman geçiriyoruz, oyalanıyoruz, temkinli davranıyoruz. Her türlü şeyde tam şey pozisyondayız. Nöbetçi rahatsızlandı. Danimarka karargahı ile yani Birleşmiş Milletler karargahı ile bizim karargahın arasında trafo var. Orada bir nöbetçi rahatsızlandı. Ben gittim nöbetçiyi değiştirmeye. O anda nöbetim de yoktu. Gittim nöbetçiyi değiştirmeye. O anda bakıyorum ki Danimarkalı asker filtreli sigara içiyor. Biz gariban şey yok. Asker sigarası ne filtresi. Onu da zor buluyoruz zaten. Neyse şey ettik. Geçtim trafonun arkasına şeyi sigaraların uçlarını boşalttım, birleştirdim. 3 tane sigara oldu. Bu kadar da bir geçtim askerin karşısına, yaktım da adam bana işaret ediyor. Yani paket vereyim sana, sen ondan bir tane ver bana diye. Tamam dedim, geçtim trafonun arkasına, yaptım ona üçlü bir sigara. Önce ben onun şeyini aldım, sigarasını, paketi. Benimkini uzattım, bir baktı ki birleştirme sigara. Bağırmaya başladı. O anda tabur komutanı demiş ki ne oluyor falan, Ünal Üsteğmen var. Git bak bakalım dediler. Allah rahmet etsin, o da şehit oldu. Geldin, ne oldu be aram dedi. Dedim ki böyle böyle durum oldu komutanım. Gitti anlattı tabii gülmekten. Öldüler onlar orada. Sonra Tugay komutanı Sabri Demirbağ geldi denetlemeye. Mevzusu geçti, çağırdı beni. Çağırın onu bakayım nasıl bir askerdi falan. Çağırdı beni. Nereden geldi aklına da bilmiyorum komutanım. Geldi aklıma işte. Ne yapacak bir şey yoktu. Onlar filtreli sigara içiyor. Biz bunu zor buluyoruz. Hatta bilahare bana bir kilo subay sigarası şey etti, gönderdi. Sabri Demirbağ hediye etti. Hani asker sigarası bulamıyoruz deyince öyle durum oldu. Ama gerçekten ikinci barış harekatından sonra tabii biz barış harekatına katıldık. Magosa tarafına gitmemiz gerekiyor. Maraş bölgesini. O anda da barış anlaşması sağlandı. Fakat biz 1,5 saat gibi bir dönemde zamanda Maraş bölgesini aldık. 1,5 saat gibi.
Eğer bizi bıraksalardı, yemin olsun iki gün daha kalsaydı, harekatın anlaşma sağlanmasaydı biz Kıbrıs'ın hepsini almış olacaktık. Tabii büyük de zayiat verebilirdik. Çünkü o tarafta daha donanımlıydı onların mevzileri. Mevzilerinde onların, affedersin, şarabından tuttur da her şey mevcuttu. Yani eksikleri yoktu yani. Biz öyle değil. Pek simetle idare ediyoruz. Şöyle üzüm salgınları var. Sakın yaman zehirli olabilir. Keçi boynuzları bu kadar. Sakın yaman zehirli olabilir. Pek simet yemekten başka bir şey yok. Bir de o lefke halkının verdiği yemekler, sıcak yemekler şeydi. Öyle şey ediyorduk. Peki bu askerlik süresi içince, yani Kıbrıs'taki döneminin süresince burayla olan irtibatının durumu neydi? Şimdi hocam, o zaman ben bir mektup yazmıştım. Bizim mektubumuz 4 ayda gelmiş buraya. Yani 4 ay geçmiş aradan, mektup gelmedi. Herkes diyor ki, yani annem babamın haberi yok. Herkes diyor Peyram öldü, savaşta öldü. O zaman da tarla pelleme kazma zamanı, bütün köy halkı birleştiler, bizim ettiler. Tarlaları yaptılar, yardım ettiler. Neymiş? Peyram ölmüş. Bu arada bizim rahmetli Temeli Mustafa vardı. Allah kanı rahmet etsin. İncir ağacına çıktık diye bizi dövdüler. Ben de eskilerimi söylerdi. İşte çiva falancı kocasının kulağına çiva koydu da kuruttu da bilmem ne oldu falan. Nenemin de sandığında çiva vardı. Çiva İyi aldım 12'lik çiviyle, gittim incir ağacını deldim, çivayı koydum şeye. İncir ağacına çamurla da güzel kapattım üstünü. Hani nenem onlar diyordu ya, adam kurudu gitti diye. İncir kurusun, biz de kurtulalım, değil mi? İncir kurusun, bekliyoruz o dervişlerin önünde. Her gün bakıyorum, incir sapasağlam, her gün bakıyorum sapasağlam. En sonunda 10 gün gibi bir zaman geçti. İncirin yaprakları kulaklarını büktü böyle aşağı doğru, tamam dedi. Tabii arkadaşımın bir tanesinin ismini burada vermeyeyim. Evet. Söyledi rahmetli Demeli Mustafa amcaya ki böyle böyle o incir ağacını Behram kuruttu. Bizde eskiden öyle bir gelenek vardı. Askere giden Kombilo köyü dolaşırdı, helallik alırdı. Ben gittim rahmetlinin yanına, hakkını helal etmedi bana. Tabii mektubum geldi benim 4 ay üstüne buraya. O köyde bir sevinç, Behram yaşıyor falan. Sevinçle karşıladılar. Temeli Mustafa rahmetli geldi babamın yanına. Dedi ki mektubu gönderirken bir pusula koyacağım içine, dedi mektubun. Neyse mektubum geldi cevabı, çıkardım büyük kağıdı. O arada zarftan bir küçük kağıt böyle pusula çıktı. Rahmetli Temeli Mustafa Emice yazıyor ki, Peyram anamın sütü gibi bütün hakkımı sana helal ettim. Öylelikle de ondan helallaşmış olduk yani. Tabii ki şu anda da o kadar da hazırlığım var da bazı şeyler beş beşe aklıma gelmiyor. Bazı şeyler sorabilirsiniz hocam. Tabii. Şimdi ben şeyi soracağım. Oradan geldiğin zaman bilmiyorum, hatırlıyor musun? Ben okulda Kıbrıs'taki savaşı canlı biri olarak öğrencilere anlatmanı istemiştim. O zaman bunu anlatamayacağını nazik bir şekilde bana ifade ettin. Daha sonraki konuşmalarımızda o savaşın etkileri içerisinde olduğunu, devamlı her an savaştaymış gibi bir yaşam sürdürdüğünü burada belirtmiştin. Ama tabii o dönemleri Allah'a şükür aştın.
bugünkü noktalara geldin. Ve bizimle bunları şimdi geleceğe aktaracak şekilde paylaşıyorsun. O zamanki konuşmamızla, o zamanki pozisyonunu şimdi de bir parça açıklarsan. Hocam, o zaman siz Derice'de bulunmuştunuz ama daha önce komando olarak bizim bu Oh Boğazı'nda iki kişiydik. Biri ben, biri de geçen sene vefat etti İbrahim Aydın diye, o geneli, aşağı o geneli. Kaymakam geliyor Çaygara'dan, üst düzey memurlar geliyor, köylüler toplanıyor. Nasıl geçti, nasıl gitti ben anlatıyorum. Anlattıkça aynı pozisyonu tekrar yaşamış gibi oluyorum. O heyecana giriyorum, yaşamış gibi oluyorum. Hatta Eyüp Güney hocam o zaman Visir Göğü'ndeydi. Oraya gittim ama onlar güzel hazırlandılar. Pusula şeklinde sorular verildi. Yani beni hem terlettiler hem aynı pozisyona girdim. Ben geceleri uyuyamıyorum. Bunalımlara giriyorum, şey ediyorum. Rahmetli Muhammed Günaydın, Kambur İnanı Muhammed. Bu okuma işinde biraz şeydi, teşrübeliydi. Beni 3 gün okudu, rahatladım, uyuyamıyordum. Kesinlikle uyuyamıyordum, aynı şeyleri yaşıyordum. O beni okuduktan sonra rahatladım yani. Onun için sizin davetinize icabet edemedim. Şimdi de özür diliyorum o konu için. Yok, özür dilemene gerek yok. Gayet normal. Ben aynı şekilde tanıdıklarımız, Kıbrıs'ta savaşıp da gelenlerin çoğu o psikolojik etki içerisinde bunalımlı bir dönem geçirdiler. Hatta bazıları için kafayı üşüttü diye de söylendikleri oluyordu burada. Sende öyle bir izlenimi hiç görmedik, yaşamadık, isabet olmuş. Demek ki sen de sürekli anlatmaya kalksan o dönemleri, aynı havayı, aynı ortamı yaşamak insanı da büyük sıkıntılar getirir, problemler evet. Yaratır. Maalesef öyle. Evet. Evet, savaş anılarını dinledik. Savaştan sonra yurda döndün. Yurda döndükten sonra kendine yeni bir hayat yolu çizdin ve o günden bugüne kadar da devam ediyorsun. Bize kısaca yurda döndükten sonraki hayatını da aktarırsan memnun oluruz. Yine tıpkı askerlik görevi gibi bir hizmet olan polislik hizmetinde bulundun ve polis emeklisisin, aynı zamanda da Kıbrıs gazisisin. Bu konuda da bizi, dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi bilgilendirirsen mutlu oluruz. Şimdi biz tabii ki görevimiz, yani askerliğimiz bittikten sonra Magosa'dan gemilere bindik Türkiye'ye gelmek için. Giderken böyle yarım saatte gittik ama uçaklarla, helikopterlerle tabii. Gelirken tabii 8 saat sürüyor. Geldik Mersin Limanı'nda, arama yapıyorlar çantalarımızı falan. Tabii bizim Türkiye'ye sağ selim döneceğimiz belli değildi. Öyle bir ihtimal yoktu kafamızda. Gelirken bir tane İngiliz Kodak fotoğraf makinesi getirdik. Kümrük'te binbaşı fotoğraf makinesini almak istedi. Ben de vermek istemedim. Tabii bir çelişki oldu. O arada ben onu tuttum, ona verecek yerde denize attım. Tabii terörist olduk. Orada mesela Mersin'de bizim askerlik şeyimiz bitti. Geldik memleketimize. Daha önce de anlatmıştım memleketimizde olan şeyleri. Geleceğe adım atmak için, bir iş güç sahibi olmak için ne yaparız, ne ederiz falan. Hatta ben Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda işimi yapmışlardı ama ben de biraz silaha karşı zaafım vardı. İlla rahat silah taşıyayım diye. Dedim polis olacağım. O zaman Allah rahmet etsin, Murat Çıkırık İstanbul'da konserdi.
Onun yardımlarıyla imtihanlara girdim. Bana yol gösterdi. İmtihanlara girdim. Polislüğü kazandık. İlk görev yerim İstanbul'du, Beyoğlu'ydu. Fakat herhangi bir vesileyle birlikte onu anlatmayayım. Kahramanmaraş'a sürgün olarak gittim. Tabii 77 yıllarında orada siyasi olaylar da başlıyordu liselerde. Lise öğretmeni ve müdürü, çocuklar gelin buraya bakalım dediler. Buyur hocam. Dedi ki, ne mezunusunuz? Dedik ki, 10 tane polis bekliyoruz dedi. Herkes ortaokul mezunu. Dedi, derhal müracaat edin. Sizi lise mezunu yapacağım dedi. Ya bizim hocam bir hazırlığımız yok, bir şeyimiz yok. Karışman ona dedi. Tabii imtihanlara girdik, herkes kağıtları verdi, biz içeride kaldık. Kitap açmak serbest, öğretmenler yardım yapıyor. Bir haftada biz lise diploması aldık. Tabii ben polis olduğundan dolayı da polisiye romanlar çok okuyordum. Düşündüm, dedim ya bunları okuyana kadar bir hazırlık yap da üniversite imtihanlarına katıl. Neyse, imtihanlara katıldım. Ben 2 yıllık gazetecilik yüksek meslek okulunu kazandım. Beyoğlu Tolapdere'de. Tabii devam mecburiyeti yoktu. 2 senelik okulu 3 senede bitirdi, kısmet oldu bize. Yani değişik de anılarım var polislikten kalma ama onları da başka bir zamana bırakalım isterseniz. Milleti fazla meşgul etmeyelim. Var mı başka sorunuz hocam? Tabii şeyin dışında herhangi bir şeyimiz yok bizim. Senin söylediğin. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Ha, Kıbrıs'a gittin ya. Şunu da söylemek istiyorum. Daha sonra Kıbrıs'a gittin. Evet. Onunla ilgili. 3 sefer Kıbrıs'a gittim mesela. 2013'te, 2018 ve 20 yıllarında 5'er gün kaldım. Tabii ki eski yerlerimizi dolaştık. İşte diyorduk ki burada şu arkadaşımız şehit düştü, burada yemek yemiştik, bilmem ne. Hatıralarımız çanlandı. Çanlandı ama biraz moralimiz bozuldu ise de çabuk topladık. Yani şey dedim, örnek veriyorum. Mesela Türkiye'de tazilere önem vermiyorlar. Ben mesela şu kıyafetimle otobüslere biniyorum. Lise öğrencileri bana diyor ki, abi hangi olimpiyatlardan aldın bu madalyayı? Bu konuda hiç değilse okullarda bir çalışma yapılması lazım. Hatta ve hatta zaman zaman kazileri okullara getirerek öğrencilere konferans gibi bir şey edip de kazinin ne demek olduğunu öğretmesi lazım. Yani çoğu çocuklarımız bilmiyor kazi ne olduğunu. Sadece harpte, savaşta vurulup da yara alıp da ölmeyene gazi denir. Bildikleri evet. Bu. Evet. Evet. Öyle bu. Yani benim madalyamın tazi madalyası olduğunu bilmiyorlar. Benim bir tane daha madalyam var. Onu bağlandığı yeri koptuğu için Kıbrıs'tan gelen madalya. Ama Yunanistan'da Kaziler Bakanlığı var. Yunanistan'ın nüfusu Türkiye'nin İstanbul kadar nüfusu yok. Ama Kaziler Bakanlığı var. Kazilerine en kral şekilde bakıyorlar. Biz de ben mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar kaziliğimin 4'te 1 maaşını alıyordum. Yani en son asgari ücrete bağlandı. 4500 liradan 1200 lira alıyordum mesela. Niye? Benim başka bir emekli şeyim var, maaşım var diye onu kesiyordular. Çalışmayanlar tam alıyordu. Ama şeyde Yunanistan'da öyle değil. Adamların evini yapıyorlar, şey yapıyorlar. Mesela Kore'ye giden askerlerimizin, biz İstanbul'da bir ara Kaziler Derneği'nde yönetimdeydim. Kore'nin konsolosları, üst düzey yöneticileri geliyor. Kendi kazilerinin eksiği nedir? Evi, gecekondu olan evlerini
yeni 2-3 kat villa şeklinde yapıp gidiyorlar. Yani minnettardılar. Ama biz kalıyoruz böyle ortada. Bize sahip çıkan yok. Ha, Allah'a şükür ihtiyacımız yok ama niye öyle olsun? Değerini bilelim. Niye değerimiz bilinmiyor? Biz oraya kendi kafamızdan piknik yapmaya gitmedik. Peki Behram kardeşim, bize zamanını ayırdın. Acı anılarınla birlikte geçmişini anlattın. Geleceğe bu geçmişi yaşatma fırsatı verdin. Bu vesileyle kameraman arkadaşımız İsmail Genç'in çalışmasında senin bu anlatımlarına teşekkür ediyorum. Seni tekrar öpüyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk ve daha uzun bir ömür diliyorum. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Allah. Senle İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İzleyicilere de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun.